Efendim gece görüşü devam ediyor. Ee, aslında reklam arasında söylemiştim. Miçotakis Erdoğan. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam e, tüm liderlerin olduğu çalışma yemeğinde konuşmacıydı. Ve şöyle anlattı durumu. Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Miçotakis'ten bahsediyor. Rahatsız olduğu için de kimden izin aldı bilmiyorum. Herhalde başkandan izin almış orada çıkıp bir konuşma yaptı. Kendisine bizim ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey yoktu ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları yalan üzerine kurulu. Hep yalan, dürüstlük yok. Hadi bir araya gelelim dediğimizde kıyıdaş ülkelerle birlikte buna yanaşmıyorlar. Ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Birçok ülkede bizden adım atmamızı beklediler. Sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor, yok dedi. Ben izin almam dedi. Benim zaten iki ayım kaldı. Görüşelim bitirelim bu işi dedi. Sizin muhataplarınız belli. Bizim de Yunanistan'la görüşeceğimiz bir şey yok. Zaman içinde temenni ederim ki bir görüşme fırsatı yakalarız. Ee, Erdoğan tartışma yok. Miçotakis protokol bilmeyen bir adam. Ben ana konuşmacılardan biriydim. O konuşmacı değildi. Kimden izin aldıysa kaptı cevap vermeye. Şimdi şunu çok net görüyoruz aslında. Hem Michotakis hem Anastasiadis ikisi de e, her ne kadar ters e, ve çirkin açıklamalar yaparlarsa da bir anlamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buna rağmen görüşme isteklerini e, ve baskılarını sürdürdüler. E, hatta bunun için çeşitli girişimlerde bulundular. Ancak Cumhurbaşkanı mesajlarını çok net verdi. Ee, Hakan Bey hem sizin Almanya ile ilgili söyleyecekleriniz hı hı. vardı hem de bu konuda ee, artık görüşmeye gerek yok. İki ayı kaldı. Bir de e, bunların ipiyle kuyuya inilmez mesajı var. <laughs> ee, Kıbrıs Rum yönetimini ve Yunanistan'ı e, kastederek. kastederek. diğer taraftan da e, aslında Amerika'yı kastederek sizin kimden talimat aldığınız belli diyor Erdoğan. E, dolayısıyla şimdi e, Cumhurbaşkanı ee, Yunanistan'la bir temas kurmak için iktidar değişikliğini mi bekliyor yoksa ne bekliyor? Şimdi Almanya'yı asıl... da söyleyebilirsiniz bu Tabii. arada eğer haritaya ihtiyacınız varsa buraya da alabilirim. Yani biraz sonra şey yaparız. Gel gelin iyi olsun. <laughs> Şuraya takılıp düşmeyeyim ben. Şimdi belki yani Almanya bir şey gösterirsiniz vereyim. Peki. Şimdi şöyle <laughs> ee... Önce ile ilgili söyleyeyim tamam. sonra bu kısa tamam. çünkü. Şimdi bu Yunanistan olaylarıyla ilgili Almanya bir tavır koyar gibi duruyor ya. Hı hı. Almanya'da daha doğrusu bir tavır koyar gibi duruyor ama benim gözlemim şu. Şimdi Alman devlet politikasında, geleneksel devlet politikasında esasa müteallik konularda Türkiye ile ters düşmezler. Hı. Neden? İki sebebi var. Bir, Almanya'da yabancı kökenli adettikleri seçmen sayısı en yüksek Türklerdir. 1 milyon 300 bin. 1 milyon 300 bin Türk Alman vatandaşı olarak oy kullanır. Bir sebebi budur. İkinci bir sebebi de 130-140 yıllık geleneksel Alman devlet konseptidir. Türkiye ile çok ters düşmemek. Örnek vereyim. Ee, Sur Kuzey Irak, Suriye, PKK konularında Almanya bundan 15-20 yıl, yıl evvel böyle bir e, PKK'ya yakınlaşır gibiydi, silah milah veriyordu, hemen kesti. Ve hemen konuya farklı bir açıdan hı hı. yaklaştı. Dolayısıyla ben bu Yunanistan olaylarında hani usulen Batı'ya karşı, Avrupa Birliği'ne karşı, Avrupa'ya karşı, Amerika'ya karşı, Almanya usulen birkaç laf söylese de Türkiye ile esasa müteallik konularda ters düşmezler. Kanaatim budur yaşandıkça da görürüz. Yani politikalarda Sizi da bir destekleyen bir şey. Merkel döneminde Hı -hı. hatırlarsınız. Evet. E, işte Avrupa Konuşun toplandığı ve Yunanistan Avusturya ile Rum kesim desteğini arkasına alarak dedi ki Türkiye'ye yaptırım uygulayın diye. Merkel dedi ki hayır Türkiye önemli bir müttefiktir dedi ve yaptırım kararı çıkarttı. Aynen. İspat. Bravo. Elinize teşekkür, teşekkür ederim. Geleneksel Alman devlet politikası da sadece bir buçuk milyon Türk seçmen olduğu için değil. Alman devlet politikası da budur. <laughs> Hep. Osmanlı'nın son döneminden beri bu böyledir. Neyse. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın o tepkisine gelince, o ifadesine niye sinirleniyor ya da niye bu kadar net tavır koyuyor? Şimdi bundan evvel 4-5 kere olay yaşandı. Yunanistan'la tam bizimkiler şey yapıyorlar. Hadi gel görüşelim falan. Tabii görüşelim heyet gidiyor geliyor falan. Geçtiğimiz aylardan bahsediyorum. Tam bunlar oluyor. Ne bileyim Miçotakis gidiyor Amerikan Senatosu'nda bir konuşma tabii. yapıyor. Türkiye'ye sallıyor, sallıyor, sallıyor. Sanki ilk kopuş oydu zaten. Tabii o dönüm <laughs> tabii noktası oldu. En sert kopuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün sonra grup toplantısında sizinle işim kalmadı dedi. <laughs> Şimdi bunu tabii birikti. Birikince resmen bir çifte standart var. Yani nedir çifte standart? Siz Türkiye ile tamam gel peki görüşelim heyetlerimiz gelsin. Ha olur mu tabii falan deyin. Sonra her ortamda gidin Türkiye'yi 12. derecede şikayet edin. Yani 13'te şikayet bitiyor. Anlatabiliyor muyum? En Ol. koyu boyutta. Dolayısıyla tabii bu birikti birlikte artık Sayın Cumhurbaşkanı da muhtemelen buna <laughs> bunu bildi, yani bunu yaşadığı için bütün Türkiye yaşadı zaten bunu. Bu tür sert tepkiler verebiliyor artık ve vermeli de açıkçası. Vermeli Bana, de. Tabii bence de öyle. Yani çünkü siz orada e, yani ona karşılık verdiniz diyelim. Bir olumlu yaklaşımda bulundunuz filan. Bir şey de yaptınız diyelim. E söyleyeyim yani 6 gün sonra gidip size bilmem nerede en ağır dille şikayet edebilir. Bu yaşandı çok. Miçotakis biraz da seçime oynuyor gibi bir durumda var aynı zamanda. Yok. Yok mu? Neden? Bu bunu yalnızca seçimle izah edemezsiniz. Peki yani, neden? Çok basit. Yani ben Buyurun. Size söyleyeyim. Siz öyle oturun tamam mı <laughs> Yani <gülüyor> sebebi sebebi çok basit. Bugüne kadar e, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine baktığınızda Miçotekis hep orada mıydı? Yok. Hayır. Yani 1960 yılından beri bu adaların silahlandırıldığını biliyoruz biz. Planlı bir şekilde icra edildiğini de biliyoruz. E, Kıbrıs'ın tek başına alınmak istediğini de biliyoruz. Hı hı. 1960'tan başlayan o e, süreçlerin içindekini de biliyoruz. Yani en az e, 20'ye yakın kriz var, 20'ye yakın kriz var. Bu krizlerin tamamı da bilinçli bir şekilde e, sürdürülüyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Madem 60'lardan beri böyle bir tablo var ortada. 60'lardan beri Türkiye niye daha sert sesini çıkarmadı ya Niye müsaade etti? Şimdi, 56 başlangıcı. Tamam, niye müsaade? sebep sebebi çok çok aslında e, net. Şöyle. Birincisi o dönemdeki dünyadaki dengeler. Evet. Daha 1950'lerde açılan kabahati değil tamam. Yani her şeyi e, mutlak olarak niye yaptılar, yapmadıklarını bugünden bakarak değerlendirdiğimizde çok acımasız olur. Geçen e, Üstad'la beraber burada beraberdik cuma günkü programda. 1966 yılındaki bir ee, yaşanan kriz. Güney Kıbrıs, o zamanki Kıbrıs'a e, yaklaşık 15 bin e, Yunan askeri çıkıyor. 15 bin Yunan askeri. E, Düzeltiyorum. 12 bin Yunan askeri çıkıyor. Demirel Başbakan, e, işte İnedü'de muhalefet e, şeyi evet. lideri. lideri. E, diyorlar ki, niye müdahale etmedin? Demirel'in verdiği ifadeyi söylüyorum. 150 tane paraşüt iki tane helikopter, işte beş tane de çıkartma gemisi. Tabii. Ondan sonra askeri ekipman yok, hakikaten yok. Yani şimdi siz bir yerden bir yere başlıyorsunuz. O dönemde hatırlayın, Hı -hı. E, işte Adnan Menderes'in Amerika Beştepe'lerine giderek yardım istemesi, Türkiye'deki ağır sanayi testinik kurulmasıyla ilgili, daha sonra Demir'in Rusya'ya gidip Doğru. işte Türkiye'deki birçok faaliyeti yapmış olması. Şimdi siz bazı şeyleri yapabilmek için önce kapasitenizin olması gerekiyor. Yani o zamanki insanlar e, az vatansever miydi? Yok, Yo. hiç kimse bunu söyleyemez. Tamam. E, rahmetli İnen'i e, o dönemde Kıbrıs'a çıkartmak çıkmak için her türlü malzemesi vardı da vaz mı geçti? Yani yani bu vatanı kurtarmak için bu mücadele eden insanlar bu vatan topraklarıyla ilgili bir sıkıntısı olabilir mi? Olamaz. Kapasiteyle ilgili. Evet. Yani kapasiteniz yoksa katılıyor. Bir sonrasına hazırlık yapabilirsiniz. Peki, Güç o kadar. Peki Bakın, soru şu. Bugün bu Amerika'nın bu durumuyla birlikte Türkiye'nin bütün kapasitesi hazır ve var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. O güne göre bugün değerlendirdiğinizde e, tabii ki var. Bir tek konu birbirinden fark ederek söyleyelim. Kapasite dediğiniz yalnızca şey değildir. Uçak adetleriniz, tanklarınız, işte toplarınızın Hı -hı. miktarı değildir. Aynı zamanda savaşı veya yaşanacak krizi sürdürebilecek Durumunuz var mı? Savunma sanayiniz ah. bunu uzun süreli destekleyebilecek mi? Mete abi ayrıca bağımsız politika geliştirme iradesi de. Tabii ki. ya yani Bu tabii ki. Ben yani. şey, ben şunu söylemem. Türkiye'deki hiçbir siyasi partinin geçmişteki dönemler dahil olmak üzere e, Türkiye'nin çıkarlarını öte edin düşünme. Prensip olarak düşünme. Yok haklısınız. Yani bazen geri çekilir ama hepsinin benlik öyle iyi, iyi niyeti vardır. Ama Türkiye'nin şu andaki en büyük kırılganlığı ne? Nedir? Hepiniz demin Maliye Bakanı buradayız. Ekonomi. Ekonomi. Hmm. Ama Milli Savunma Sanayi konusunda söylemeye çalıştım. Anladım bu. Bu şey o değil. Yani yalnızca Savunma Sanayi'ni düşünerek bu işe bu iş, bu bir e, süreç hazırlık yapamazsınız. Aynı zamanda ekonominizde kırılganlığımız olmaması gerek. Çünkü bu öyle çok küçük bir maliyetli bir operasyon değil. Büyük o nedenle artık. söylüyorum. Yani Türkiye'nin çözmesi gereken birkaç tane sorun var. Bakın. Türkiye 1960'lı yıllardan 60 64'ten başlayarak diyelim. 74'e kadar 10 sene hazırlık yaptı. 10 yıl aralıksız hazırlık yaptı. O hazırlığın içerisinde helikopterler var. kurulan tugaylar var. Hava indirme tugayları var. O dönemde alınan işte yapılan çıkarma gemileri var. Tatbikatlar var ve o süreç 10 yıl boyunca sürdü. Herkes birbirine devretti. Yani bir hükümet diğer hükümeti devretti. O hükümet ona devretti. Kime kısmet oldu? Rahmetli Erbakan'la, rahmetli Ecevit'in dönemine evet. kısmet oldu ve o dönemde müdahil oldular. Peki ben söyleyeyim. Yalnızca bu da yeter mi? Konjüktür de buna müsaade etmesi lazım. 1974'ün konjüktürünü düşünün. Amerika hmm. karşıtı bir darbe darbe. darbe. Cunta olmuş. Amerika karşıtı bir darbe evet ve e, Amerika'daki ekonomik kriz ve e, Vietnam'dan dönen yorgun bir ordu. Hı -hı. Tam konjüktürel anlamda her şey uygun. Türkiye'nin de yapabileceği. Ha Türkiye bakın o dönemde ekonomik olarak yine kötü durumda. Hı -hı. Ama o kadar çok artılar var ki o artılar size operasyonu yapar. Bu şunu göstermiyor. Bülent Ecevit çok daha e, işte vatanseverdi. Demiral az Aynen. vatansever değil. Süreç böyle gitmek zorunda. Ki evet, evet. seninle beraber geçen gün yaptığımız aynen, programda aynen, şunu aynen. söylüyor Bülent Ecevit. Demirel döneminde yapılan alımlar <laughs> evet, evet. ve çıkartma gemileri sayesinde biz bunu yaptık diyor. Dedi dedi. ya Bunu söylüyor. Çünkü bu böyledir birbirine devrederek gidersiniz. Bugün de Türkiye'nin bence yaptığı en önemli şeyden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bence de böyle olmalı zaten. Türkiye bir paradigma değişikliği yapıyor. Bölgedeki problemlerini geçmişte soğutarak değil hep soğutmuşuz. Yani çünkü PKK bizim için o dönemde birinci öncelikli operasyonel bir birimimizdi ve ordunun büyük bir miktarı buna angaj olmuştu. Büyük bir miktarı buna angaj olmuştu. Şu anda bir taraftan PKK'yı Türkiye'de bitirirken yurt dışında da tamamen denklem dışına itmeye çalışıyorsunuz. Bu denklemleri sağladığınızda ordunun bu işe kanalize olma durumunu arttırdınız. İki, bir de bir süreci sürdürebilme potansiyeliniz var. Örnek vereyim ben size. Allah göstermesin. Ben hep öyle derim. Savaş istenecek bir şey değildir çünkü. Tabii ki hiçbir şekilde. Yani Atatürk'ün dediği gibi zorunlu olmadıkça bir insanlık suçudur savaş. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir çatışmaya çıktınız ve onlar sizi zorladılar. F-16'larınızdaki bütün kullanacağınız sistemler, üstüne kullandığınız, e, atacağınız füzeler dahil olmak üzere. Amerika'dan alırken, Kaç gün sürdürebilirsiniz? Kaç gün bunu götürebilirsiniz? Kaç gün? Hadi soruyorum ben size. Ben bilmiyorum kaç gün. Ya işte onu söylüyorum. Yani bitinceye kadar götürebilirsiniz. Ne zaman tak. biteceğini bilemezsiniz. Sonra nokta. Nokta. Takribi ne kadar tahmin edersin? Ya onu o, onu bilemem onu hava <laughs> kuvvetlerinin personeli bilir. Ama ya da ya hiçbir da zaman sonsuz değildir bu ya. Yani. Bir sen de söylemek istemezsin. Ya hayır yani bu sonsuz değildir. Yani bunun bir, belli bir süresi var ama yani şimdi yani. nereye geldiniz? <laughs> Türkiye F-16'lardan atılacak, havadan karaya atılacak olan e, bağımlılığını bitirdi. Çok küçük birkaç kalem hariç, şu andaki havadan karaya atılacak olan mühimmatı Türkiye kendisi yapıyor. Şimdi hava hava mühimmatlarını yaptı, hava, evet. hava havayı yaptı şu anda. Evet. Ama şöyle bir şey daha var, hava hava mühimmatlarını ve diğerlerini atmak için önce yapmanız gereken neydi? Çünkü sistem şeye müsaade etmiyordu, uçağa öyle bir şey koymuşlar ki, Başka bir şey yükleyip atamıyorsunuz. Hı hı. Onunla ilgili sistemleri yaptılar önce F16'nın üzerinde. Onları yapmadan onu yapma şansınız da yok. Adam sana şöyle vermiyor. F16'yı verdim istediğin de at. Nereden alırsan ister Rusya'dan al, Füze al, Hindistan'dan al falan Öyle demiyorsunuz. Adam diyor ki kardeşim F16'yı da alacaksın. Bütün mühimmat da benden alacaksın diyor. Hı hı. Sistemi ona üzerine kurgulamış. Yani mesele yazılım. E, yazılım ama yazılım. başka bir şey daha var. Bu size başka bir kısıt daha koyuyor. Uzun vadede herhangi bir müdahale ettiğinizde size savaşı sürdürme imkanı vermiyor. Şimdi şöyle bir şey var mı? Rusya Ukrayna Savaşı'na girdi. Üç günde bitiririm diye girdi. Olmadı. Uzadı. 24 Şubat'ta girdi. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Üç gün diye girdiler. Ne oldu? Evet. Dokuz ay. Sekiz ay bitmek üzere. Düşünebiliyor musunuz? Bunu nasıl yapacaksınız? Ki Rusya kendisi potansiyel bütün kullandığı mühimmatları kendisi alan Geldi. bir ülke. Hmm. Kendisi alan bir ülke. Hmm. Ve şu anda neyi çekiyor biliyor musunuz? Mühimmat sıkıntısı çekiyor. Ve Ukrayna'ya ne kadar batıdan sofistike silah verileceği de bilinmiyor. Doğru Bilin, mu? Bilinmiyor ama şöyle söyleyeyim. Avrupa'da da mühimmat bitti. Hmm. Şimdi Avrupalılar da şunu söylüyorlar. İşte NATO geçen gün bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri. Dedi ki mesela çok ilginçtir. Bugün e, okudum. Mesela şey seviyeleri var. Savaşı hazırlık seviyeleri var. Amerikalılar kendi ülkelerinde 2 üçüncü seviyeye Avrupa'daki üstlerinde ikinci seviye çıkarttı. Yani konvansiyonel neyi, ve neyi, çıkardı? Hazırlık hazırlık şeyine aşamasını. Ha. Yani şu, tam, tam anlayacak şekilde söyleyeyim. Alarm seviyesini. Şu anda bir konvansiyonel ve nükleer saldırı olabilmesi en yüksek seviyelerinin bir altındalar şu anda. Dört mü? Bildiğim kadarıyla aşağı doğru iniyor. Yukarı doğru değil aşağı doğru iniyor. Ha yani bir, bir o zaman. Yani en... üç şu anda Amerika'da üç, hı hı. Avrupa'daki iki. İki. Yani üç biraz daha az bir seviyede tehlike olduğunu gösteriyor Amerika çok. kendisi için. Hı. Ee, bir de var bildiğim kadarıyla. Tamam anladım. O zaman... Eee Biden'ın o açıklaması gibi Rusya'dan ciddi bir nükleer tehdit bekliyor. Biden diyor ki şey ya bu küşüm senecek. Yani şunu söylüyor, ben şey değil. diyor ben Putin'i tanıyorum diyor. İhtimal veriyorum diyor. İhtimal veriyorum. Tabii. Bir de never 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 diye yani tavır koyuyor ayrıca. Evet. Ha. Ama Putin'i orada sıkıştırıyor. E, Türkiye'yi burada sıkıştırıyor. Şimdi şöyle ilk defa bir tabir kullandı. Küba e, krizinden beri ilk defa nükleer silah kullanmaya bu kadar yakınız dedi. Kübe krizi bunun yanında şey kalır diyor. Küçük kalır diyor. Yani bugünkü olay gerçekten çünkü o zaman bir savaş yoktu. O zaman ne vardı? Bir kriz vardı. Ama şu anda bir şey var ve ilginç olan bir şey var. Arkadaşlar elimizde varsa onu çok şey, şey yaparım. Ukrayna'da dört tane ilhak edilen bölgenin haritasını koyarsak. Hmm. Şu anda Rusya kendi topraklarında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa savaş kabul ediyor. Farkında mısınız? Evet doğru. Şu anda Ukrayna Rusya topraklarında ilerliyor. Yani o ele geçirdi bölgeleri mi söylüyorsun? Tabii. Tabii o, Ukrayna devam düşün. ediyor. Tabii, yani ben, tabii, Donbass, Luhansk o evet. bölgeyi kastediyorsun. Tabii tabii. O evet. dört yerin iki tanesinde birisinde yüzde otuzunu kontrol ediyor. Yüzde kırkını kontrol ediyor şey Ukrayna. Birisinde de yüzde otuza doğru ilerliyor. Ve devamı da geri çekiliyor şey. Peki şimdi Ukrayna. E, bu Ankara Washington hattında yapılan görüşmelerde Türkiye'nin şöyle bir teklifi oluyor. Diyor ki hı hı. E, Ukrayna'da tabii Türkiye görüşüyor. E, yani bu savaş bitmiyor. Bu savaş uzadıkça uzuyor ve gerçekten e, aldığınız sofistike silahlara rağmen topraklarınızın 18'ini kaybettiniz. Hı hı. Diğer taraftan Rusya Putin e, nükleer tehdidi gündeme getiriyor. Bu müzakereleri yeniden başlatalım. Bunun içinde Ankara dönüyor Amerika'ya diyor ki ben bunu bugün yazdım ama e, dönüyor diyor ki e, siz biz Almanya İngiltere Fransa oturalım bir müzakere yöntemi belirleyelim Ruslarla Amerikalıların sorusu e, Rusya'da konuşabileceğimiz ve çözebileceğimiz isimler var mı var. Şimdi ne demek bir... e, Amerikalılar Rusya'da görüşe? Yani Putin'in haricinde kimseyle mi konuşacaklar? Evet Putin'in dışında. Çünkü Ankara'nın anlattığı aslında Putin Batı ile müzakere etmek istiyor. Ukrayna ile değil yani Amerika ile masaya oturmak istiyor. Ama Putin'le masaya oturmadan önce ön görüşmelerde, daha alt seviyede yapılacak görüşmelerde e, aklı Selim bir Rus aradıklarını ifade ediyorlar bir nevi. E, şimdi Türkiye'nin böyle bir çabası gerçek var. Gerçek Gerçek. Amerika mesaj olarak Prensifte tamam bunu da homework diyor Sullivan. Ee, bu eve ödevini aldım ve çalışacağım diyor. Ama uymayan bir şeyler var. Rusya Suriye'den bir nevi döndü. Ukrayna'ya daha fazla. Bu arada Türkiye Esad'la ilişkisini geliştiriyor. Ama bu arada Türkiye'nin dikkatini de bu tarafa kaydırıyorlar. Yani şuna geliyorum. Aslında Amerika bir barış aramıyor olabilir mi? Tabii. Amerika aslında bir Nükleer savaş ya da bir sürekli kargaşa noktası yaratmak istiyor olabilir mi? Değil. Şöyle söyleyeyim. İkin Dünya Savaşı öncesi dönemi e, bence herkes bugün otursun. Yani bu akşam mesela bir yarın sabahleyin açsın. İkin Dünya Savaşı öncesi savaşa giden süreci bir okumalarını tavsiye ederim. Hı hı. Biz hep şöyle yaparız, ya, biliriz. Yani e, Almanlar bir anda Fransa'ya saldırdılar. Hiç öyle bir şey değil. İşin önce ekonomik tarafı var. Ondan sonra ittifakların oluşması var Ondan sonra bir tarafın silahlanması var bir tarafın teşviki var sonra ara ülkelerin işgali var ufak ufak ülkeler yenmeye başlar hı hı. ve arkasından e, onunla beraber oluşacak olan ittifaklar oluşmaya başlar ve savaş sona başlar yani neredeyse e, savaşın hazırlığı 4-5 sene sürüyor 4-5 sene sürüyor yani başlangıcı gelişimi süreci en son bir savaş anını şey olarak kabul ediyoruz. Orada zaman yok öyle bir şey. Bakın. Ukrayna savaşının içerisine ve diğer süreçlere baktığınızda Amerika ne hazırlık yapıyor biliyor musunuz? Amerika dünyadaki kendi liderliğinin sorgulandığı döneme hazırlık yapıyor. Ve bu dönem içinde bunu ne kadar uzatabilirse yapacak. Hatırlayın Amerikalıların çok ilginç bir kelimesi var. Hah, geldi Diyor oradan. ki bakın ilginç bir kelimesi var ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ee, Amerika'nın dolar hakimiyetini yapılacak her türlü saldırıyı savaş nedeni sayarız diyor. Bak bu kadar netler adamlar. Dünyada doların hakimiyetine rezerv para olma özelliğine yapılacak her hareketi saldırı kabul ederiz diyor. Bunun iki tane örneğini biz gördük. Bir tanesi Saddam'ın devrilmesi sırasında Saddam'ın petrol satışlarını euro'ya dönme isteğiydi. İkincisi de Kaddafi'nin euro'ya dönme isteğiydi. Tabii. Hiç ikisine de 10 dakika müsaade etmediler. Bakın ne insan hakları olduğu, ne, ne kimyasal silahlar olduğu, ne savaşlar hiçbir şey, olduğu hiçbirine yapmadılar ama ikisini de affetmediler. Hı -hı. Bakın şimdi dünyada e, bir ittifak oluşuyor. Bu ittifakın karşısına kendi ittifaklarını oluşturmaya çalışıyorlar. Demin anlattığım hikaye buydu. Bakın şurası aslında şu anda Rusya sınırı. Bakın şurası Rusya sınırı. Şu alanlarda Ukrayna. Yani Rusya sınırlarında Ukrayna yarı yarıya girmiş vaziyette girmiş İki bölge açısından. Yani ya, tabii de, şimdi şöyle yani şöyle okumayalım. Şöyle okumayalım tabii ki. Aha. Burası Ukrayna toprağı. Yani. <laughs> tabii, tabii 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 anladım. Yani Aha. burası Buraya Ukrayna tabii. toprağı ama Rusya'ya göre Hı? ilhaktan sonra i̇lhak'tan kendi sonra. toprağı. Doğru. Bu ilhaktan sonra evet. oluşan duruma göre baktığınızda Rusya <laughs> şu anda İkinci Dünya Savaşı'nda nükleer bir güç ilk defa toprakları işgal altında. Bunu Putin ne kadar götürebilir? Götüremez çok fazla. Götüremez. Kaldırmaz da. Bakın 17 milyon kilometre karelik bir alanı korumak istiyorsanız burada göstereceğiniz en ufak bir sıkıntı Çin'in, Japonya'nın. Japonya'nın. Tamam mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin ve sınırdaki bütün ülkelerin iştahını kabartır. Bakın burada burada kaybet bakın burada kaybediyorsanız Orada kaybeden öbür tarafta da kaybeden. Her tarafta kaybedersiniz. Hı? Her tarafta kaybedersiniz. Rusya burada kaybedemez. kaybederse Rusya dağılır. Bu kadar net. Şimdi ve... Ama zaten Amerikalıların temel amacı bu değil mi? E, aynen bu. O yüzden söyledim. Zaten sağdan soldan Rusya evet. küçülsün. Tamam. Ondan sonra ben kendi Çünkü kurayım. Çünkü neden? Çünkü Rusya'yı devre dışına çıkarttığında veya kendi yanına çektiğinde Hı -hı. çünkü sonuçta bu savaşın ilerleyişine göre Rusya belki taraf bile değiştirebilir. Hı -hı. Sanırım çünkü öngörüleri Çin o değil ama. Çin'in tek başına kalmasını istiyorlar. Ha şöyle bir şey var. Ya Japonya arada daha çok yükselirse? Bakın e, siz oyunuzu kurgularsınız. Oyunun içerisinde dengeler ne olduğunu bilemezsiniz ama siz kendi oyununuzu kurgularsınız. Benim burada söylemeye çalıştığım şey şu. Bu kadar belirsizliğin içinde Türkiye Başkalarının belirsizliği üzerine değil, kendi belirliliği üzerine oyun kurmak zorunda. Yunanistan'la ilgili çözeceğimiz yer aslında burada Sayın Bakan'ın söylediği en önemli konudan geçiyor. Enerji sorununu çözemediğimiz müddetçe Türkiye'de hiçbir sorun çözemezsiniz. Yani Türkiye kendi enerji sorununu çözmek zorunda. Ne yaparsanız yapın çözmek zorundasınız. Hı hı. Belki bunun için, bakın bunun için belki savaşa bile girebilirsiniz. Bir nükleer silah Bakın bu kadar iddialı söylüyorum savaşa Savaşa da girebilir. Bakın Buyurun. gelin